bunu rejalaştırıp, plan bilen kıldı. Öldürüp kamalamam bulardı dedi. Öldürüp kamalamam, öldüremem bulardı bari. Ben güvahım ben, ben uşağına kafacı hatta kiyen. Eğer uşağında sinirlim bugün de öldüreydi onların birini. Cüda yengil yelpi sud buldu, cüda yengil yelpi tergö buldu. Kan üstügen non yedi Samarkandlik sudyalar, tergöçüler. Eğer ciyaniniz tirik bu güvahlık birseydi dedi. 15 yılga kamalaydı dedi. Adamda öldürüp 13 yılga kamalı oturdu. Uçaskavaya bağırıp, Doniyor'da Şahvanin stüygularını cilavlay olmasından. Opa, nega bunca hamma joyingiz ko'kargan deb so'raganimda, opa. Jiyanimga ta'ziq o'tkazib, har xil yomon ishlarni qilishdi. O'zbekchilikka, insoniylikka to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishga majburlaganini, koftichkasini yechib almashtirayotganda yelkalari ko'karib yotganini dugonalari ham ko'rgan. Sudda jabrlanuvchi qilib Doniyorni ko'rsatyapti. Chunki u birinchi vaqtdan o'zbekchilik bu gaplarni hech kimga aytma dedi. Men shu narsa uchun hozir haliki hali meni vijdonim qiynaladi. Lekin u ham bitta xalqimizga, davlatimizga, o'quvchilarga foydasi tegan inson bo'laydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim, yurtboshimiz, xalqimiz otasi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston fuqarolari, men Normurodova Shoira 1967-yil Samarqand oblast Narpay rayonida tug'ilganman. Men sizlarga, O'zbekiston xalqiga, prezidentim, xalqim yurtboshimga murojaat qilishimdan asl maqsadim 2020-yil 25-fevral kuni Samarqand shahrida chet tillar universitetining 2-bosqichida ta'lim olayotgan jiyanim Umida Ozatova, qizlik familiyasi Ozatova, turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgarib O'taniyozova bo'lgan. Umida O'taniyozovaning o'z eri O'taniyozov Doniyor tomonidan vahshiylarcha o'ldirilganini va bunda unga qo'llanilgan jazo juda ham yengilligidan noroziligim uchun xalqimga, prezidentimga murojaat qilyapman. O'taniyozov Doniyor 25 fevral 2020-yili Samarqand shahriga borib, jiyanimda o'qishdan chiqishini kutib turib, o'qishdan chiqqanda uni pichoqlab o'ldirdi. U buni rejalashtirib, plan bilan qildi. Buni biz qonun himoyachilariga ko'p tushuntirmoqchi bo'ldik. Samarqand shahar prokuraturasi ishni oxirigacha obormasdan Samarqand viloyat prokuraturasiga o'tkazgan. Samarqand viloyat prokuraturasini tergovchisi ham ishni juda ham yengil-yelpi obardi. Sud bo'ldi, suddan umid qilib o'tirdik. Suddan juda ham yengil-yelpi yuzaki ish ko'rdi. Nimaga deganda meni buni asoslarim bor. Bu yerda men Samarqand viloyat shahar prokuraturasini ham Samarqand shu ishni obargan sudyalarini ham halol haqqoni obordi demayman. Chunki bular endi avvalo xato bo'lsa kechirim so'rayman, lekin xato emas. Men onalik hissim bilan bilib o'tiribman. Chunki o'shanda men sud jarayonida ishtirok etdim. Sud jarayonida yengil-yelpi guvohlarni gaplari noto'g'ri guvohlik berilyapti. O'shani men aytmoqchi bo'lsam, bitta isbot uchastkovoy ittifoq kolxozini o'sha uchastkovoyga murojaat qilingan. Oldin singlim Doniyor kuyovimizni nima shahvoniy his tuyg'ulari nima deydi tajovuzkor jinsiy aloqani talab qilgani jiyanimdan hammasiga ariza bergan singlim. O'sha narsalarni senga shunaqa ariza tushdimi, senga qanday murojaat bo'ldi deb sudya so'raganda o'sha uchastkovoy noto'g'ri gapirdi. Jabrlanuvchi qilib ko'rsatyapti Doniyorni. Jabrlanuvchi bizlar jabrlanuvchi jiyanini bergan, qizini uni o'lim qizi o'lgan singlim jabrlanuvchi emas. Jabrlanuvchi Doniyor deb qilib Doniyorni himoya qilyapti uchastkovoy. Bunga sabab bor. Chunki Doniyorni shu ishni qilishiga asosiy sababchi o'sha uchastkovoy, uchastka nozirining o'zi. Chunki 24 fevral kuni meni singlim qizini olganda uchastkovoyga borgan. Uchastkovoyga borib Doniyorni
Shahvoniy tuyg'ularini jilovlay olmasdan jiyanimga ta'ziq o'tkazib, har xil yomon ishlarni qilishdi. O'zbekchilikka, insoniylikka to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishga majburlaganini, jiyanim o'r ishlarga rozi bo'lmagandan keyin tan jarohati yetkazganini, urganini, hamma joyi ko'karib yotganini uchastka noziri ko'rgan. Singlim aytgan, hozir shu narsani hal qilaylik, singli qizim o'qishga ketadi. Shuni reshat qilib bir tomonga yechaylik desa, yo'q, men ertaga gaplashaman, indin gaplashaman, hozir meni vaqtim yo'q deb o'zini olib qochgan. Uchastkovoy. Ariza yozib bermoqchi bo'lgan, jiyanimni o'zini kirgizib, har xil yomon gaplar bilan savol bergan. U yosh qiz ayasini chaqirgan, ayasi kirgan. Singlim shu narsalarni aytib beryapti tergovchilarga. Shu narsalarni aytib beryapti, lekin tergovchilar nima qilmayapti? Bu narsani e'tiborga olmayapti. Bu narsa singlim jiyanimni to'yi 2019 yil 12 oktyabrda bo'ldi. O'shandan keyin bu bola jiyanimni faqat o'sha narsaga izolyatsiya qilgan, har xil bo'mag'ir qiliqlarni qilasan deb majburlagan, qilmasa urgan. Buni faqatgina tanida tan jarohati bo'lgan. Bu tan jarohatini jiyanim Yorqulova Bibi xonim ham tasdiqlaydi. Chunki u 21 dekabr kuni kiygan xolasini ko'rgani, xolavachchasini, Umidani o'shanda qavrg'alari va yelka qismi ko'karib yotganini ko'rgan. Meni shunday uradi. Yana bu jiyanim ham yaqinda to'yi bo'lganida bu jiyanimdan ham so'ragan. Bu ham guvohlik berdi. Seni ham shunaqa izolyatsiya qilami ering? Shunaqa angiga bir jiddiy og'ziga ob bo'lmaydigan ishlarni qildirami deb so'ragan. Keyin mast kurslari, ikinci kurs Samarqand davlat chet tillar institutining ikinci kurs talabasi bo'lgan dugonalari ham bir xonada turgan bir dugonasini ham men o'zim ko'rdim. Sudga guvohlik berdi u ham. Koftichkasini yechib almashtirayotganda yelkalari ko'karib yotganini dugonalari ham ko'rgan. Nima qildi Umida deganda meni shunday qilib uradi. Meni shunaqa izvasiya qiladi deb dugonalariga ham aytgan. U qizlar ham kelib turib guvohlik beryapti. Bu narsalar umuman sud tergovchilaridan, sudyalardan bu narsalar inobatga olinmayapti. Ha desa isboting yo'q. Yana qanday isbot kerak? Mana meni o'zim ham bitta guvohman. 24 dekabr kuni men jiyanimni Xalq bankida ko'rdim. Men o'zimga plastik kartochka ochirayotdim. U qaynonasi bilan svetiga ham pul to'lagani kelgan bo'lgan. Jiyanim o'zi yolg'iz turgan ekan, qaynonasi pul to'lagan ketgan. Men ko'rishib qoldim. Jiyanimga men yaxshimisan deb so'rashganimda jiyanim menga aytdi. Xola shunaqa shunaqa izolyatsiya qiladi. Yomon gaplarni aytdi. Men yengil qarabman bu narsaga. Bu narsaga yengil qaradim. Erta farzandli bo'lsang bu narsalar qolib ketadi Umidajon. Birinchi baxting o'zbekchilik bu gaplarni hech kimga aytma dedim. Men shu narsa uchun hozir hali meni vijdonim qiynaladi. Bu narsani murojaat qilishimdan maqsadim men buni sudga aytdim, Samarqand shahar sudyasiga aytdim. U meni eshitmayman desa dedi. Sud tugagandan keyin 3 marta 4 marta sud bo'ldi. Shu ikkinchi sudda qatnashdim. Sud tugagandan keyin kirib aytdim. Siz ham sudyaga aytdim. Sudyaning yonidan maslahatchi ikkita ayolga ham aytdim. Shunaqa qilgan jiyanimni men mana guvohman 24 dekabr kuni dedim. Mana dedim plastik kartochka ochirganman. Tekshiringlar banklarni ham xohlasanglar dedim. Bular pul to'lagan dedim. Ko'rdim, menga shunday dedi jiyanim dedim. Lekin inobatga olamiz, olamiz dedi-yu sudya. Lekin inobatga olmadi. Sudya Doniyorga savol berdi. Sen achchiq bilan bir martagina shu ishni qilganman deding. Javob berilasanmi shu ishinga desa, javob bermadi sudyaga. Lekin sudya shuni javob ber. Mana yozilgan-ku, o'zing yozgansan tergov davomida. Shunday qilganman bir marta achchiq bilan degansan. Desa javob bermadi Doniyor. Bu javobni talab qilmadi sudyaga. Juda yengil-yelpi sud bo'ldi, juda yengil-yelpi tergov bo'ldi. Yana bir narsa, bu yerda 100%, 150% uchastka nazirini aybi juda ham katta. 24 kuni singlim jiyanim bilan borib ariza yozganda, Umida xudo rahmatli ariza yozdi. Yozgan. O'shani arizasini o'sha kuni ko'rib chiqqanda shu voqea bo'lmasdi. 25 kuni Doniyorni chaqirib nimalar deb o'xtirgan uni faqatgina Doniyor bilan uchastkova ikkovi biladi. Uchastkova u qonun himoyachisi o'zini qanday olib qochishdi, o'zini qanday qutultirishni yo'lini bilib
adam vardı deyip kim gapri yaptı. Sotta şunaqa guvohlik berdi. Yolg'on guvohliklar berdi. Bojamni tazyiqlari jonimga undan o'tib ketdi degan gapi 100% yolg'on. Nima deganda u bojasini tanimaydi. Singlimning katta qizi Mohichehra davlat odami, voyinida ishlaydi kuyovimiz. To'yga ham kelmagan. Umuman bojasini ko'rmagan. O yasa bojalarim tazyiqi jonimga tegdi deb aytdi deb aytyapti uchastkavoy. Yolg'on guvohlik emasmi? O'zini va Doniyorni himoya qilyapti. Chunki Doniyor o'sha kuni men singlimnikiga borgan edik biz. Soat 25-chi kuni men singlimnikiga borgan edim. Navaracham temperatura qildi. Men kompotlarim yo'q, u qishloqda turadi. Ocha kompot olib kelaman deb bordim. Borib o'tirdim, darvoza taqqillab ochildi. Shunda yugurib oyog'imda tapchiga kiyma yugurib chiqsam, kuyov kirdi. Men o'sha paytda uni to'g'risini aytaman. Kuyov vajohat bilan kirsa, kimsiz, kimsiz deb ben birinchi. Keyin menga yetib keldi. O'sha Doniyorligi bildim. Nima gap, nima gap desam, men bu qo'lida bir narsa bor edi. Men xudodan qo'rqaman. Pichoq demayman lekin. Balki pichoq bormi? Yo temirmi? Qo'lida bir narsani qismlab olgan edi. Men eslayman. Soat 1:30-2 mi? Men 1:30-2 o'tib singlimnikiga kiruvdim. Men bularni o'ldiraman dedi. Og'zidan aqli kelib chiqib, onasini palon qilay dedi. Bular qani dedi. Bular yo'q, men ham kelib kutib o'tiribman. Bular ishda bo'lsa kerak, hech kim yo'q uyda. Nima gap o'zi? Nima gap desam, o'ldiraman dedi. Nimadir men qanaqadir statya bilan qamalguncha o'ldirib qamalaman bularni dedi. O'ldiraman bularni bari. 25-chi kun soat 1:30 2:00 yaqin bo'lgan gap bu. Qo'lida men xudodan qo'rqaman. Temirmi nimadir bor edi. Yo pichoq bo'lgandi. Men o'sha paytda o'zim qo'rqdim. Men kasalman. Saxirim bu. O'zim qo'rqdim, qaltirab qoldim. Nima gap, nima gapdan nariga o'tilganim yo'q. Og'zidan har xil gap chiqib, onasini palon qilay bulardi. Unday qilaman, lekin o'sha paytda o'ldiraman deb keldi u. O'ldiraman deb keldi-da, bular uyda hech kim yo'qligini o'shanda meni shunday tardidagi uyga kirib oshxonachaga qaradi. Odam yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin chiqib ketdi. Bular uyda mehmon bor, uyda odam bo'lish kerak deb shunday turtdi. Men o'zi bir turtkulik jonim. Shunda chakkaga qattiq turtmadi. Men xudodan qo'rqaman. Meni urib bitirmadi. Shunday achchiq bilan kirishda eshikdan turtilib ketdim. Kirib oshxonachaga qaradi ko'xniyaga. Hech kim yo'qligini ko'rib chiqib ketdi u. O'sha kuni borgandagi o'sha paytda uni o'z onasi, Doniyorni o'z ayasi aytyapti. Uyga shunaqa vajohat bilan uchastkavoyda oldidan keldi. Men uni to'xtatib qololmadim deyapti. Uydan pichoq olgan yo'q deb aytgan. Singlimni qayin singillariga aytyapti. Umida rahmatlini dadasini singillariga, Umidani ammalariga aytgan. Nima uchun o'g'lingni Samarqandga jo'natding? Jo'natmaganingda jiyanimizni o'ldirmasligi mumkin edi deganda, uchastkavoyda oldidan shunaqa vajohat bilan keldi, men ushlab qololmadim. Men guvohman. Men guvohman, men o'shanaqa vajohatda kelgan. Agar o'sha yerda singlim bo'lganda o'ldiraydi ularni birini. Birini o'ldiraman bularni baribir dedi. Qanaqadir statya bilan qamalguncha deyapti. Mana bu yerda 100% lik uchastkavoyda aybi yo'qmi? Biz yozdik. Hech qayer qolmay yozyapmiz. Hamma aytyapti uchastkavoy 10% ga ish haqidan kesishga jazosini oldi. Bu jazo jazomi? Bir student qizni xalqqa qancha foydasi tegardi? Qancha o'quvchilarni u tayyorlab yetkazardi. Timbola ingliz tili muallim o'qituvchi bo'lardi u. Meni singlim o'zi ham ingliz tili o'qituvchisi bo'lgandan keyin men hozir qanday gapiryapman? Ularni repetitorlik qilib o'qitdi singlim. 3 ta farzandi ham ingliz tili muallim. Jiyanim Umidani ham o'qitdi. O'zi repetitorlik qildi singlim. Lekin u ham yetta xalqimizga, davlatimizga, o'quvchilarga foydasi tegan inson bo'laydi. 2-chi kursligida borib bir qotil bunda qo'lida nima bo'lyapti. Mana isbotlari bor. Bir kun oldin 24-chi kuni shunaqa ish qildi, izolyatsiya qildi, shunaqa urib yurdi pastda yani shu ishni qilmasa deb. Mana studentlar guvohlik beryapti. Xolasini qizi guvohlik beryapti bo'lasa. Hech nima nobatga olinmayapti. Men aytayapman, sudyaga kirib shunday aytayapman. Shunday ishlar bo'lgan, deyapman, nobatga olamiz dedi, lekin nobatga olinmayapti. Agarda jiyanim tirik bo'lganda shu narsa bilan men advokat Chirali degan odamdan so'radim. Agar jiyaningiz tirik bo'lib guvohlik bersa edi dedi. 15 yilga qamalaydi dedi. Odamni o'ldirib 13 yilga qamalib o'tiribdi. Bu nima gap? Hurmatli prezidentim, hurmatli xalqim, bu nima gap? Qonun ustuvorligi, inson qadr qimmati qani bu yerda?
Bizler, singlimem, minem, cüda cüda narazımız. Haddan ziyat narazımız. Buna kabul işi kiregemez. Buna ka insan cezasını alsın. Kanun istuvarlığı var mı Özbekistan'da? Cezasını alsın. Şu işte ziyat, bu nersege ispatlarımız, guaklarımız var ki, Türk yarım o şehirde yaşayan bursa, o okuydu. O kıştan bazı şambı bozarken ikiyleydi. Şu vaxtlarda onu fakat izvet yakıken. Bu erkek mi? Bu hamilon erkek o. Bizler sudiyelerden şunca min özüm şahsen talep kıldım. Bir an madde yüzme yüz bu geple şey uşa bolaga savallarımız bu dedi. Sinirim şahı diyem eğitti. Şu işte kılmadı ular. Hayyemiş bakana karantin dedi. Uşa fette apilesiye girdik. Apilesiye sütü de min kızarttım. Üç tane sütü buldu. Üç ögeyem uğurlu kıyan yana bir işler kıyandı. Ab girdi. Uzu uşa anımadı. Cinayetçinin ıştırakı da sud buldu. Lekin adam öldürgen katın Danyar'da ap kimedi. Bize şunca iltimas kıldık. Ap dinler yüzme yüz geplaşıp sud bulsun dedim. Yok dedi. Lekin işte uğurlu cinayetçinin ap gelişke karantin tuzkınlık kılanmadı. Lekin bu benimle. Ben bundan ki ne demeydim? 25 günü 2-3 günün saat 8 yarımda öldür yaptı. Bu kunu saat 8'de singlimge haber veriyordu. Lekin domkomge yem, uçeskova yem haber verilgen. Bunlar hamması arkasını yaptı. Özü kıyan hatası için. Bunya seni ustat ya, ustat ya bana kamat hemen deyip durup uçeskova bunu korkutup, yaka cünatıp gani için. Bu eğitim yaptı, var öldürüp gideyim yaptı. Lekin uşan devlet kılı yaptı uçeskova. Özünün arkasını tozaladı bunlar. Özünün kan üstüge non yedi Samarkandlik sudiyeler, tergovchilar. Ular diyen bola çıkarsın. Yine bir nesane eğitim. Min Samarkand'da apelesiye sütü de prokuror iş görüp çıkılmasın apelesiye dedi. Şunday turdum da ıltımaz bir savalım dedim. Sizde kızıyızdı şunaka ölüm topsa dedim. 13 yıl kamatsa dedim. Razı bulamı deyiz şu yılge dedim. Siz hadi bizler tohtayımız dedim. Min maşı şunaka işler müracaat kıp çıkmayıydım. Sudiye yak müracaat kıp eterdi. Karay min yenime deyipti. Ağzını yapsın bu ayol. Ağzını yapsın dedi. Yok. Sizde kızıyız şunaka bulmasın. Savalı siz mantıkını düşünün. Sizde kızıyız şunaka bulsa 13 yıl kalmasa razı mı deyiz desem. Ha razıydım diyelmedi prokuror. Eğer uşa prokurordu, uşa sudiyanı bolaladı şunday bulsa. Şunlar şunca 13 yıl verip koymaydı. Onaka kımaydı. Her kanday bana izvestiyelerini kurtarıp çıkardı. Biz hadi hazır indi. Bu kınası saat 7 yarım 8'de haber veriyordu. Hamma konmaya düşkenday buldu singlim. Bizlerden fakat dot varıyordu bilen. Saat 2 yarımda ap geldi Samarkand morgeden ciyanımda. Ap geldi yarım saat mi dolaştık ciyanım bile. Uşa pekte sırası ap çıkıp itip cüveye koyup geldik. Karantin dedi. Bize ekspert ekspertlerge şandık devlet kımayacılarge. Uşa ciyanımda uşa pekte mi kuryanımda hamma cüveye kukarıp yatıldı. Bunu uçaska vayam kuryan. 24 günü bağırıp mene menerlerim kukarıp yatıldı. Kuzları kukarıp yatken. Bunu ekspertlerge yazgen yazma geldi bilmiyim ben. Karayın biz adı Uzbekistan'ımızda kanını gel. Karayın biz adı kanını hımayatçılarımız gel. Kanını hımayatçılarımız gel. Müracaat kısak. Öyle yaptı ki varzantlarımız. Kandaki kanını hımayatçıları. Min yana bir nersandan keçinim sorayım ben. Jurnalistlerden, bloggerlerden. Bloggerler min hali nümen yetişken yok. Jurnalistlerden hiç nesil kımadı. Lekin bu kün degen kursatı var. Her gün kursatılar var. Aile yok. Uşalarda kuryanım demin. Doğrusu keçirinler jurnalistler. Biz nafretlenemem hazır. 25 saat diyen kursatıdan hem nafretlenemem. Doğru uyardığı şahmanı nesilardı kımazlık gerek ayollar. Lekin uşalardı kursatken ince kanun hımayatçılardı uşalardı oppokkıp yapırtırken ince uşa kanun hımayatçılardı. Manı şimdi eşkı genlerini hem kursa. Uşa uçaskavaydı çıkarsın. Karay uşanda yeni takırır edeme. Sütte cabırlarını çıkıp Danyar'da kursat yaptı. Çünkü o Danyar'da uşa peyde tazik ötkezgen. Kanaka statya bilen kamalasan diyen. Danyar et yaptı. Min yüz kulaklarım bilen işte yaptı. Bu statya bilen kamaldık için öldüremem bulardı de yaptı. Konuda temir mi nimadır bilen kili yaptı. İslenmeyemem mi hudadan korkaman. Nimadır bilendir kili yaptı. Beni gapıra diyen gapım şu. Bir norası da 22 yaşlı. Güzel, farişte. Ok kantayı ok kız. Dünyadan gitti. Lekim bunya sebepçi bugün adamlar hakiki cevapgarlıkke tartılsın. Hakiki cevabını versin. İltimas prezidentim, halkım. Yaman yapırken bu sana özür. Küyü gitsi de yapırdım. Hammasını küyü gitsi de yapırdım. Ben Yalkul ve Bebu Hanım, Samarkand viloyati, Narpay tumanida turaman.
Men 2020 yili 25 fevralda eri tomonidan vahshiyonalarcha qotillik qilingan Umida opamning o'limiga qisman guvohlik bermoqchiman. Men 2019 yili 21 dekabrda Umida opamlarnikiga borganimda, kelin bo'lib tushgan uyiga borganimda Umida opamning ko'zlarida yosh, qandaydir yuzida g'amginlik bor edi. Men o'shanda opamdan nima bo'lganligini, sababini so'raganimda yelka qismi, qovurg'alari ko'karib, og'riyotganini aytgan edi. Opa, nega buncha hamma joyingiz ko'kargan deb so'raganimda, opa, pochchang oqshom vahshiyonalarcha harakat qilib, o'zini hislarini qondirishini, qondirmasa urishini, shunga majburlashini aytdi. Shunda opamga, opa, xolamlarga aytsangiz bo'lmaydimi dedim. Opam, agar xolam kimgadir aytsang, oila a'zolaringda ham seni ham o'ldiraman deb puxsa qilgan ekan. Shunda meni sud tergov jarayonida meni tergovga chaqirdi. Sudga chaqirmadi. Men sud jarayoniga o'shalarni aytish uchun borganimda meni sud jarayoniga kirgizmadi. Men bu suddan noroziman. Adolat qaror topishini xohlayman.